Arkadaşlar, vücut organlarını anlatacağım, sonra sorularınızı almaya başlayacağım. Şimdi burada hemen çekeyim. Benim rahatsız olduğu için eğilemiyorum fazla da onun için. Şimdi iğnenin sistemini anladık değil mi arkadaşlar? Sadece savunma amaçlı. Ciğer kesesi var. Erkek arıda erkek arı üreme hücresi var. Erkek arı üreme organı var. Burada nazonol bezi dediğimiz bir bez var arkadaşlar. Şuralarda da alt kısımlarda da mum salgı bezleri dediğimiz bezler var. Şöyle yazayım. Mesela mum salgı beziyle nazonol salgı bezi ana arıda yok. İşçi arıda yumurtalık kanalları var. Onları ana arıyı anlatırken yumurtalık kanallarını falan çizeceğim. Yumurtalık kanalları var ama pasif durumda. Ana arıdaki gibi değil. Nazonov salgı bezi ana arıda yok. Mum salgı bezi ana arıda yok. Çünkü bu görevler ana arının görevleri değil. Görevlerini anlatırken daha detaylı söyleyeceğim. Mum salgı bezi bal mumu çok sert zincirli bir yağ yapısında arkadaşlar. Yani doğada başka benzeri olmayan bir yağ çeşidi. Bu yağ çeşidi arı tarafından üretiliyor bal mumu. Yani başka bir şeyden elde edilen bir şey değil. Bizim kullandığımız petekler de bal mumundan meydana geliyor. Biz arıdan elde ettiğimiz bal mumunu eritiyoruz, külçeler haline getiriyoruz, tekrar fabrikaya yolluyoruz. Fabrikalar bunları tekrar petekler haline getiriyor. Biz bunları kullanıyoruz. Gene onları da göreceksiniz. Kullanmamızın gerekçesi üretimi hızlandırmak, serileştirmek. Kullanıyoruz. Fakat bunu arı kendi de salgılıyor. Bal mumunu peteklerin yapımında, peteklerin kapatılmasında üretiyor. Tabii bal mumunu yoğun olarak bezlerden salgılıyor ama bunu kullanırken de neyden faydalanıyor? Karbonhidrattan faydalanıyor. Yani balığın kullanarak bal mumunu üretiyor. Dönüştürüyor bir bakıma. Yaklaşık 1 kilo mum üretmek için 1 kilo mum için yaklaşık olarak 10 kilo bal kullanması gerekiyor. Yani 10 kilo karbonhidratın karşılığı olarak 1 kilo mum açığa çıkıyor. 1 gram için 10 katı diye düşün. 1'e 10 oranında düşünün. O şekilde. Tabii burada üretim mantığı, niçin üretiyor, ne şekilde üretiyor bunların hepsini anlatacağım. Nazonov salgı bezi de aile kokusunu, birey kokusunu oluşturan salgı bezi. Bu salgı bezi arı kolonisinin topluluk kokusunu meydana getiriyor. Ve bu topluluk kokusu kovan içerisinde bizim çok alamadığımız ama yani alabileceğimiz bir düzeyde koku meydana getiriyor. Bu koku aile topluluğunun kokusunu oluşturuyor. Ve kovanları birbirinden ayıran bir özellik. Koloninin bireysel özelliği. Bunu en bariz olarak neyde görüyoruz? Kovandan arılar meraya çıkıyorlar. Meradan kovanlarına dönerken kovanlarının yerlerini polarize ışıklara göre, güneşin polarize, bizim göremediğimiz dalga boylarında ışıklar var dedim ya, o dalga boyundaki güneşin ışıklarına göre kovanların bulunduğu yerin koordinat bilgisi var onlarda, yerinin konumunun. Ona göre kovanın yerini buluyorlar. Ama kovanda bir değişiklik olup olmadığını kovanı kokladıkları zaman algılıyorlar. Yani kovanın kokusu farklıysa bir geri geçip kontrol etmeleri gerekiyor. Veya kovanlar birbirine yan yana dizilmiş ve çok hep aynı renklerdeki kovanlar. Ne olacak? Kovanların birbirine şaşırması meydana gelecek. Bu şaşırmaması için kokuyu alıyorlar. Gene şaşırmalar meydana geliyor. Neden meydana geliyor? Yoğun bal akımında meydana geliyor. Yoğun bal akımında meydana gelmesinin sebebi de ne? Aile kokusunun yerine bütün arılar mesela kestane balına çalışıyorlarsa bütün kovanlar kestane kokuyor. Geliyor, onun için ayırt edici bir özellik kalmıyor. Kokuya göre yön değiştirmeye başlıyor. Kovandan sabah arılar çıktı ama gelen arı fazla yok. Hep şaşırmalar var, diğer kovanlara giriyor. O zaman bu kovanın bireyleri ne yapıyorlar? Kovanın ön tarafına çıkıyorlar. Karınlarını dışarıya doğru, yüzlerini kovana doğru dönüp abdomenlerini şöyle çeviriyorlar karınlarını. Şöyle aşağıya doğru çeviriyorlar. Bu nazonov bezinden koku salıyorlar, kanat çırpıyorlar.
Arıcılar bunu gördüğü zaman diyor ki balın suyunu uçuruyor arı, bal geliyor. Halbuki balın suyunu uçurmuyor. Kokuyu, nazana o kokusunu arkaya doğru yayıyor ki bizim aile burada, bizim kokumuz burada, bizim tarlacılar buraya gelsin diye. Bu kovana gel. Biz onu balın suyunun uçurulması olarak yorumlamışız. Bal geliyor, balın suyunu uçuruyor diyoruz. Halbuki nazona kokusu yayıyor ki bizim ailenin bireyleri buraya gelsin diye, bal buraya gelsin diye sinyal veriyorlar. Bu gene oğul yakaladığımız zaman da görüyoruz bunu. Oğulu yakalıyoruz, bir kovana koyuyoruz. Kovanı yakaladığımız yerin altına koyuyoruz. Hemen bir bakıyoruz ki öne 3-5 tane arı çıkıp kanat çırpmaya başlıyor. Koku yayıyorlar kendi oğulu oluşturan bireylere. Kovan burada, şaşırmayın, hepiniz buraya gelin. Sinyal çekiyorlar onlara. Bu şekilde nazona bezi işte aile kokusunun oluşturulmasını sağlayan bir koku. Başka? Sinir sistemi. Yine salgı bezlerini söyledim arkadaşlar. Gene bu kısım da tüylerle kaplı. Yani baştan sona kadar komple tüylerle kaplı arkadaşlar arılar. Burada vücut uzuvlarında farklılıklar var. Erkek arılarda erkek arının sindirim sistemi, bal midesi gene geniş. Kafada bir farklılık var. Baş, ana arı ve işçi arı da evet böyle. Fakat erkek arıdaki gözler böyle değil. Erkek arıdaki gözler şöyle şu şekilde. Peniyel göz yok. Şimdi bazen arıcılar tarafından işte saka arı, su taşıyan arı olarak da tanımlıyor. Saka var mı derler. Su taşıyan manasında kullanılıyor değil mi? Erkek arıyı, ama ben hiç suyun kenarında erkek arı görmedim şimdiye kadar. Erkek arının su taşıma özelliği de yok. Erkek arı sadece çiftleşme uçuşuna gidiyor. Üreme döneminde üretiliyor. Üretilme gerekçesini de söyleyeceğim. Ana arı yumurta atıyor. Yeterli miktarda yumurta attıysa ana arıya erkek arı yumurtlayabilmesi için alan bırakılıyor işçi arılar tarafından. Tamam, sen yeterli erkek arı, işçi arı yumurtladın. Kovanımız kalabalıklaştı. Artık biraz da erkek arı yumurtlayabilirsin. Alan bırakılıyor. Erkek arı yumurtluyor ana arı. O erkek arılar neslin devamlılığını sağlıyor bakın. Neslin devamlılığını sağladığı için ana arı için önemli. Kovanın geleceği için bir anlamı yok bakın. Genetik özelliğin devamlılığı için ana arının içgüdüsel bir ihtiyacını karşılıyor. Kovanın bir ihtiyacını karşılamıyor. Kovanda çalışan arılar işçi arılar. Sadece yiyor yani. Sadece yiyor. Sabah hava sıcaklığı 16 dereceyi bulmaya başladıktan sonra kovandan çıkış yapıyor. Kovandan çıkış yapıp erkek arı toplanma alanı dediğimiz toplanma alanlarına gidiyorlar. Burada ana arılar geliyor. Ana arı ile çiftleşiyor. Çiftleşen erkek arı kendini arkaya doğru bırakıp erkek üreme hücresi kopuyor. Ve erkek arı ölüyor. Diğer kalanlar tekrar kovana geliyorlar. Gıdaları bittiyse tekrar gıda alıyorlar. Tekrar gidiyorlar. Gene bu toplanma alanına toplanıyorlar. Gene ana arı geldiği zaman çiftleşme uçuşu yapıyorlar. Çiftleşebilenler ölüyor. Çiftleşemeyenler tekrar gelip tekrar gıda alıyor. Tekrar gidiyor. Bu sirkülasyon üreme döneminin yoğun olduğu, daha doğrusu balın bol geldiği dönemde erkek arılara dokunulmuyor. Haziran ayında bal kesildiği vakit erkek arılar kapının önüne konmaya başlıyor. Çünkü sabah hava ısındığı zaman arılar hepsi meraya gidiyor. İşçi arılar sürekli olarak tarlaya çalışıyorlar. Tarlacılar ve kovan içi çalışan, onları anlatacağım tekrar. Sadece erkek arıların ömrü kısa olduğu için onları anlatayım bitsin onlar diye söylüyorum. Şimdi Temin arkadaşım bir erkek arının ömründen bahsetmediniz dedi. Zaten kısacık bir şey yok yani. Bir haftada yaramıyor zaten, bir iş yapıyor. Yok, genetik olarak yarıyor söyleyeyim. Tabii yaklaşık nüfusun yoğunluğuna oranla arttırılıyorlar veya azaltılıyorlar. Tabii bu ana arının ne kadar bol yumurta attığına bağlı. 300-500 civarında söylüyor birçok araştırmacı ama hani bu miktar
anormal bir üretim yoksa çok yüksek miktarlara ulaşmıyor. Çok iyi senelerde gerçekten erkek arı bol miktarda yapılıyor. Bizim için önemli olan erkek arının miktarının, biz onu dengeleyemeyiz. O kendi nüfusuna göre yapacak. Biz şeye bakıyoruz. Erkek arı belli bir miktarda yapılmış mı? Yapılmış. Aşırı miktarda yapılması bizim için problem. O zaman farklı yöntemler var. Onlarla iptal ediyoruz. Onları anlatacağım hepsini. Detaylı, çok detayına girmiyorum. Ama aşırı miktarda yapılması zaten problem oluşturur. Sürekli tüketen bir nesil. Tabii bal tutamayacak. Ama kovanın çerçevesinin, bu bir çerçeve düşünün. Belli bölgelerinde toplu halde erkek arılı yapılması veya ortada da olsa bozuk bir peteğin orta bölgesinde toplu halde. Bu normal bir üretim. Ama bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada farklı yerlerde olması anormal. Ana arı problemi o. O ana arı problemi. Onu ayırıyoruz. Onun için bunların detaylarını anlatacağım ama bilgi amaçlı sorduğunuz için aklınızda bulunsun. Ana arı yerden bu problem. Tabii. Yeni ana arı. Ve bal gelmeye kesildiği zaman kesiliyor. Erkek arının gözlerinde penial göz yok dedim. Birleşik gözler daha fazla, sayısal olarak da daha fazla göz var. Neden? Çünkü görevi o. Ana arıyı çiftleşme uçuşunda görmesi lazım. Onun için daha fazla gündüz görüş sağlayan göz hücresinin ihtiyacı olduğu için. Bu ortada birleşen göz yapısı gene sizin için ayırt edici bir özellik. Temin dedim ya, yeni başlayan bir arkadaş kovanda çıkarttığı zaman çerçeveyi belki erkek arı iri gözüktüğü için "Aa, bu erkek arı" diyebilir. Burada onun için ayırt edici özellik, bir yukarıdan aşağıya baktığı zaman şöyle bir göz nüzlu görecek erkek arıda. Gözler ortada birleşmiş olarak görecek. Ama ana arıda kafayı şöyle görecek yukarıdan baktığı zaman. Gözleri şöyle görecek. İşçi arıda da böyle. Ama erkek arı da böyle bütün bir göz gibi görecek erkek arıyı. İki, erkek arının abdomeni, karnı şöyle küç şeklinde bitiyor. Ana arının karnı ise daha sivri şekilde. Gene işçi arı bunlardan daha ufak bir görünümde olacak. Ama ana arıyı ebat olarak farklı görecek. Gene erkek arının kanatları da çok detaylı alışkanlık oldukça ayırt edebileceksiniz. Kanatları da daha küt gibi böyle. Daha ovasi. Ama irilik olarak ana arı ile erkek arı iri bir yapıya sahip. İşçi arı daha küçük bir yapıya sahip. Gene kuluçkada dikkatinizi çekmesini istediğim bir şey. Şimdi bir canlı oluşuyor. Kuluçkası uzun süreli olup büyük bir canlı oluşuyor. Evet, erkek arı. Orta halli bir canlı oluşuyor. Evet, kuluçka süresi daha kısa, daha çabuk gelişiyor, oluşuyor. Daha büyük bir canlı, daha işlevsel, daha çok görevi var ama daha kısa sürede oluşuyor. Evet. Bir, bunun oluşması için hoş olan şey, arı sütüyle beslendiği için bir, çok çabuk çıkıyor gözden. Çok çabuk bir gelişim meydana getiriyor. İki, olmasının gerekçesi, kovanın olmazsa olmazı, ana arı olmadığı zaman kovan bitti. Sönüyor. Yönetim olarak düşünmeyin, bakın o da konuşuruz. İşte İngilizler queen bee diyorlar, kraliçe arı. Bizde eski kaynaklarda bey arı denilmiş. İşte kovanın hükmedeni. Çalışın, oraya gidin falan diyor. Yok arkadaşlar. Yumurtlama işini yapamadığı vakit kapını kapat hemen atarlar. Kovanın içerisindeki bütün bireyler işini muntazaman yerine getirecek. Sağlıklı olacak, hasta olmayacak, sakat olmayacak. İşini yerine getiremediği zaman ana arı görevini yerine getiremiyor, hemen yenisi üretilmeye başlıyor. İşçi arı o gün karnı şişmiş, sindirim sistemi çalışmıyor, çalışamıyor kovanın içerisinde, problemli, enfeksiyon kapmış olabilir, kapının önüne konuluyor hemen. Güneş ışığını ye, ısınır, iyileşirsen içeriye girersin, çalışamıyorsan içeri giremezsin. Bir kanadı yok. Arı toparladığı zaman kapının önünde.
Bunu çok gaddarca düşünebilirsiniz. Ya Kovan için çalışmış, yazık, biraz da kenarda yeseydi, içseydi. Hayır arkadaşlar, içeride ölen arı o kadar çabuk bakteri üretir, kokar ve kovan için ciddi bir tehlike oluşturur. Arının iki şeyi vardır, bir dışkısı bir de ölüsü. Çok kötü kokar ve çok zararlıdır. Kovan onun için ölen arı uzakta ölür. Yani tarlaya uzakta bilinçli ölme, filler gibi bir yerle toplanıp işte fil mezarlığında ölmüyorlar ama uçarken kanatlar deforme olduğu için zaten çalışmak için dışarıya atıyor, dökülüyor zaten. O hala uçamıyorken bile zıplaya zıplaya gitmeye çalışıyor. Ömür bitmiş. Ve şu çok şey olur yani, görevi bittiyse zaten onun görevi ya işte yazın bol bol bal toplayayım da kışın oturur yatar yeriz hep beraber diye bir şey yok ki, zaten 45 gün ömrü, Nisan ayındaki zaten kışı göremiyor ki. Onun gerekçesi kendi bireysel olarak toplayıp yemek değil. Neslini devam ettirmesi, o koloni devam ederse başka bireyler de meydana gelir ve hayatını sürdürür. Ondan önce çalışan bireyler olmasaydı o da zaten olmayacaktı. Yaratılış gayesi gereği doğrultusunda bunun zaten yapması gereken şey bu. Bireysel olarak bunu yargılama bir şeyi yok ki, zaten hayatta olamaz. Bir karınca Z mi ne vardı? Evet. Onda da işte. Ya yeter, ben burada çalışmak istemiyorum. Çok büyük bir ülke varmış işte oraya, öyle bir kafada. Böyle bir şey yok ya, hayvanın öyle bir düşünceyi yapacak zihin yapısı yok zaten. Görevi çalışmak ve çalışmayı yerine getiriyor. Bize verilmiş, onun için biz yatıyoruz akşama kadar. Şimdi buradaki yapıda herkes görevini yerine getiriyor dedim. Vücut aksamlarında bir şey var mı onu kontrol ediyorum, eksik kalan. Kanaatimce yok ama konuları daha detaylı anlatmaya başladıkça, ürünleri anlatmaya başladıkça içeride bazı şeyler çıkar, onları da onlarla beraber tamamlarız arkadaşlar. Bu kuluçka ile ilgili gene sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Tabii buyurun. Yok, aynı yöntemle. Tabii burada biz şey yapıyoruz. İnsanların genel gayesi işte canlıları kaldırmak, işte ufacık böcek kaldırıyoruz. Bir sürü ana arı hücreleri meydana getiriyoruz çam formunda. Bu çamlar tabii hepsi aşağıya doğru bakıyorlar ana arı oluşurken. İşçi arı yumurtası çatlıyor, kurtçuk meydana geliyor. 3 güne kadar kurtçuk zaten arı sütüyle besleniyor. Yani ana arının kurtçuğuyla hiçbir farkı yok. O 3 güne kadar dediğim, yumurtayı da dahil ederseniz 6 gün. Yani bu 4 günlük kurtçuk diyor bazı arkadaşlar şeylerde. İşte zaten bu 6 güne kadar olan sürenin 4. günü. Yani bu kurtçuk erken alınmasında fayda var. Ama bu 6 güne kadar da süresi var neredeyse. Bu kurtçuğu bu gözlerin içerisine koyuyorlar ve buraya bir miktar sulandırılmış arı sütü koyuyorlar, az bir miktar. Bu sadece bu kurtçuğun sıcak havalarda kurumasını engellemek için. Bunları ana arısı olmayan kovana başlangıç kovanı diyoruz. Buna koyuyorlar ve bunda bunların içerisine biraz daha fazla süt konulmasını sağlıyorlar ve bu kurtçuklar buradan besleniyorlar. Daha sonra daha büyük güçlük kovanlara koyarak daha fazla süt konulmasını sağlıyorlar. Ve 48 saat içerisinde alıyorlar bunu. Ve kurtçuğu çıkarıyorlar, sütü alıyorlar. Kurtçuğu çıkartıyorlar, sütü alıyorlar. Bu şekilde arı süt üretimi oluyor. Tabii bunu seri bir şekilde larva transferi dediğimiz, bu kurtçuğun buna konulmasına larva transferi diyoruz. Bunu çok seri miktarda, bol miktarda yapıp başlangıç kovanlarından diğer kovanlara seri aktarımlarla miktarı arttırıyorlar. Yani. Tabii bunlar buradan çıkarıldığı zaman ölüyorlar zaten. Ana arı üretiminde de aynı şekilde. Ana arılar istenilen
kovanın yani istenilen ırkın yavruları buralara transfer ediliyor. Aynı şekilde konuluyor, süt konuluyor, geliştiriliyor. Bunlar ana memesi haline getiriliyor ve ana arılar anasız kovanlara konularak üretiliyor. Öyle diyeyim, daha detayını anlatacağım daha ilerleyen derslerde. Yok yok, konulabiliyor da. Şimdi ballıkta sadece kullanabileceğiniz şekilde çıtalarsa ayırabilirsiniz. Ama ben kuluçkalıkta çoğunlukla kullandıktan sonra ballığa aktardığım için aşırı erkek arı yapılmış peteği kuluçkalıkta kullandığım zaman oraya gene çok erkek arı yapılmasına sebep olacak. Gözleri büyük oluyor tabii. Abi. Büyük olduğu için evet, ana arı otomatikman oralara büyük atacak. Yani küçültmeye de uğraşmayacaklar. Zaten üretimin hızlı olduğu dönemde onunla uğraşmazlar. Uğraşmayacakları için yani o yanlışlıkla bir araya 3 tane birden erkek arı çıtası koyabilirsin o zaman. Karışır işler içine. Onun için ben onları ayıklarım evden geldiği kadar. Benim son hani vaktim olmadığı için söylüyorum. Özellikle erkek arı çerçevesi koyarsanız erkek arıyı bir yere yaptırmanızı iyi olur. Daha sonra onları varova hastalığını anlatacağım. Varova için evden çıkartıp varovaları iptal etmek için kullanıyoruz. Ben onu şerbetliğin altına, yarım şerbetli koyun, şerbetliğin altına yaptırarak genelde yapıyorum. Öyle yapıyorsanız o bir varova, biyolojik varova mücadelesi. Onu yaparsanız avantajlı. Veya bir parça çerçeveye göz koyup komple erkek arı yaptırırsınız. Bunu yaptırdığınız zaman diğer peteklerde de çok erkek arı yapılmasına engel olmuş oluyorsunuz. Yani ihtiyacı olan erkek arıyı bir peteğe yaptığı zaman diğerlerini de bozup erkek arı gözü yapma ihtiyacı olmuyor. O daha iyi oluyor yani. Tabii tabii. Ya bizim kullandığımız peteklerin hepsi işçi arı gözü. Ama bu arı erkek arı da yapmak ihtiyacı duyacak. Ya bu işçi arı gözlerini bozacak ki. Yani senelerce bozmadığı peteklerin bazılarını çok iyi sezonlarda bozup işçi arı, erkek arı yaptığını gördük. Onun için şey, çok iyi senelerde erken dönemde hemen erkek arı yapabileceği peteklerin de arıya sunulmasında fayda var yani yetiştiricilik açısından. Evet arkadaşlar, 12 tane ürün şimdilik yazabildiğimiz, zaman içerisinde daha fazla da yazılacağını düşündüğümüz 12 tane ürün. Şimdi bal tabii ki herkes tarafından arı deyince akla gelen birinci dereceli ürün. Bu yani yüzyıllardır, bin yıllardır insanlığın peşinde koştuğu ürün. %80'i %80'den fazlası karbonhidrat bir ürün. Çünkü %20'nin üzerinde nem olmasını istemiyoruz içerisinde. Su olmasını istemiyoruz. Yoğunlukla karbonhidrat olduğu için şeker yoğunluğu çok yüksek olduğundan insanlar tarafından hani faydalı değil gibi düşünülüyor. Ben şahsen hani katılmıyorum. Kendi fikrim. Niye katılmıyorum? Yani bin yıllardır insanlar bunu kullanıyor ve şifa amaçlı kullanıyorlar. Tabii ki hani miktar olarak içerisinde şey olmasını beklemeyiz. Sağlık açısından çok önemli bir maddenin %20-30 olmasını beklemeyiz. Niye? Çünkü ufak materyaller var içerisinde. İz elementler var, mineral maddeler var. Bunlardan vücut faydalanıyor. Yani antioksidan özellik dediğimiz vücut için zararlı şeylerin meydana gelmesini engelleyen maddeler var. Öyle açıklayayım. Bunlar baldaki önemli bir değer olmasını sağlıyor. Ondan dolayı ben şahsen hani balın gerçekten önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum insan için. Yoğunlukla şeker yapısının içerisinde meyve şekeri bulunuyor.
Tabii bunun içerisinde diğer şeker bileşenleri de var. Sakkaroz az miktarda, %5'i geçmesini istemiyoruz. Glukoz var içerisinde ama yoğun miktarda meyve şekerinden meydana geliyor ki yoğunlukla işte bitkisel kökenli kaynaklı olduğundan. Tabii bunu biz arı kovana getirdiği materyale bal demiyoruz. Kovana nektar getiriyor. Yani çiçeklerden elde edilen materyale nektar deniyor. Çiçekten elde edilen. Çiçeğin dışında çiçeğin şöyle çizeyim. Çiçeğin yaprağından veya dalından meydana gelene bal çiği, basra, balsıra, basura gibi isimler kullanılmış. Ama benim en çok hoşuma giden bal çiği. Ama çiçeğin gözünden meydana gelene nektar diyoruz. Bu ikisinin arasında şöyle bir fark var. Şöyle çizeyim çiçeği. Bu çiçeğin dişicik borusu. Aynı çiçekte çiziyorum. Bu dişisi erkeğe ayrı çiçekler de olabiliyor. Bu erkek üreme hücreleri, polenler. Bunlar da dişi üreme hücresi. Bir bitkinin meyve veya tohum oluşturabilmesi için muhakkak tozlaşması lazım. Meyve veya tohum oluşturması için bu tozlaşmanın meyve. Kendini dölleyebilen bitkiler de olduğu gibi dişisi ve erkeğe ayrı bitkiler de var. Ve bunlar da bu polenlerin dişi hücrenin bulunduğu yere gelmesi lazım. Bunu bazı bitkilerde rüzgar çoğunlukla yapıyor. Fakat insan gıdasına konu olan bitkilerin birçoğunda yaklaşık 3'te 2'sine yakın diye hatırlıyorum. Böcek tozlaşmasına ihtiyacı var. Ve bunların en önemli tozlaştırıcı böcek de bal arısı. Onun için tozlaştırma bir ürün ve bu polenin buraya taşınmasını sağlayan bal arısını özellikle bunun için dizayn edilmiş gibi vücudu çatallı tüylerle kaplı. Vücut aksamları buna göre geliştirilmiş. Ve bunu meydana getirdiği zaman işte meyve veya tohum meydana geliyor. Arıyı buraya cezbeden şey sadece polen değil, bu bitkinin taç yapraklarının kenarında alt kısımda salgıladığı nektar. Onu buraya çağırıyor. Buraya gelen arı bu bitkiye konduğu zaman olgunlaşan polen keseleri patlıyor ve arının üstüne dökülüyor. Arı tabii her tarafı polen tozlarıyla kaplandı. Bunlar incecik toz zerrecikleri. Kaplanınca ne oluyor? Göremiyor hiçbir yeri. Başlıyor süpürülmeye. Süpürülüyor, topluyor. O polenleri keseciklere topluyor. Nektarı da çekiyor. Kovana doğru uçuyor. Bu nektar kovana geldiği zaman içerisine ikisi de enzim katılıyor. Bu enzimler arkadaşlar içerisindeki şekerlerin yapısının değiştirilmesi, parçalanmasını, daha kolay sindirilebilir bir hal almasını sağlıyor. Ve kovanın içerisinde petek hücrelerine depolanan nektar veya bal çiği suyu uçuruluyor ve katılan enzim yoğunluğuyla koyu bir form alıyor. Koyulaşınca arılar tarafından olgunlaşınca petek hücresi kapatılıyor. Ve depolanmış oluyor. Uzun sürede saklanabiliyor. Bu çiçeklerden alındığı zaman nektar,
Yine bitkilerin floem borucukları dediğimiz vücut içi borucuklarından veya yapraklarının üzerindeki damarcıklardan meydana gelen salgılarla eğer kovana taşınırsa buna da bal çiği diyoruz. Bundan meydana gelen bala salgı balı, nektardan meydana gelen bala da çiçek balı diyoruz. İkisi arasındaki en önemli fark arkadaşlar, şeker yapılarında da farklılıklar var. Ama en önemli fark birinci dereceli. Nektar balının içerisinde polen yoğunluğu fazla. Salgı balının içerisindeki polen yoğunluğu daha düşük. Laboratuvar analizlerinde biri polarize ışığı sağa biri sola çeviriyor. Bu gibi özellikler, şeker yapıları farklı olmasının özellikleri. Mineral madde içeriği Basra balında daha fazla. Çünkü arı bunu her damlacık halinde daldan veya yapraktan toplamıyor. Bunlar bazen salgı olarak yaprak üzerinde oluşuyor, kuruyor. Oluşuyor, kuruyor. Oluşuyor, kuruyor. Yoğun bir şeker katmanı oluşuyor. Daha sonra hava nemlendiği zaman, çiğ yağdığı zaman burası şerbetleniyor. Arı çiçekte bal olmadığı zaman buna yöneliyor ve bunu taşıyor kovana. Dünyada %90 salgı balının en önemlilerinden biri olan çam balını ülkemiz üretiyor. Bunun dışında birçok orman bitkisi salgı yapıyor ve bundan biz de faydalanıyoruz. Bizim bölgemiz içinde, Yalova içinde salgı balı çok önemli çünkü bizim aldığımız kestane balı, evet kestanenin çiçeğinden de faydalanmamızın yanında ciddi miktarda meşe basrasından faydalanmamız balımızı siyahlaştırıyor ve koyu renkli siyah bir bal elde ediyoruz. Bu sene basra çok fazla değil. Onun için ürettiğimiz ballar daha açık renkli. Ama önceki senelerde daha koyu renkli ballar elde ediyoruz. Tüketici açısından en önemli dikkat çeken özelliği çiçek balları kristalize oluyor. Salgı balları kristalize olmuyor. Veya çok geç kristalize oluyor. İçerisindeki çiçek balı oranına bağlı olarak kristalize oluyor. Kristalizasyonun olmaması insanlar tarafından balın pazarlanmasında bir avantaj olarak kullanılıyor. Çünkü daha önce de dedim işte kristalizasyonun bizde sanki şekerli balmış gibi bir mantık oluşturması insanlarda kristalize olan balların satışını zorlaştırıyor. Kristalizasyonu çiçek balı niye çok oluyor? Çok çabuk oluyor ve şey. Bunda poleni söyleyerek geçmek de önemli. Polen arkadaşlar bitkilerin parmak izi gibi. Her bitki çeşidinin polen partikülü farklı yapıda. Bununla ilgili kaynaklar var. Ben rastgele çiziyorum. Yani esas şekilleri bu değil. Bu ayçiçek poleni, ebat olarak da büyük ayçiçeği. Bu pamuğun, bu da kestanenin misal. Kestanenin poleni ince küçük olduğu için balın içerisinde birbirine fazla tutunamıyor. Böylece kristalizasyonu çok geç oluyor kestane balının. Pamuk balının da küçük ama bundan biraz daha iri. Evet donuyor ama ince krema gibi donuyor. Ayçiçek balının polenleri iri şekil olarak. Onun için balın içerisinde birbirini çabuk buluyor. Şeker tanesi gibi donuyor. Kristalize oluyor. Ve çok çabuk kristalize oluyor. Bu 3 ayda oluyor. Bu 18 ayda oluyor. Bu 1 ayda oluyor. Bu hem kristalizasyonun hızlandırılması gibi farklılıkların yanında polenlerin şekilleri her bitkinin farklı. Yani hepsi parmak izi gibi birbirinden farklı. Bu bize neyin avantajını sağlıyor? Üretildiği yeri bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama mikroskop altında bakıp polen şekillerine göre yoğunlukla hangi bitkinin balı olduğunu ayırt edebiliyoruz. Bunu laboratuvarda araştırmacılar bu şekilde kullanıyorlar.
Ve bu kristalizasyona da çok etkili bir özellik. Balla ilgili çok daha detaylı anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Sizin buyur. Şimdi çiçek balında polen daha fazla, salgı balında daha az. Şöyle bir şey de getiriyor arkadaşlar. Polen amino asit, yani proteindir. Dolayısıyla çiçek balının besleyiciliği daha fazladır. Tamam. O nedenle fiyat farkı da oluşuyor hocam. Evet. Ama işte bizde hep tersten bakıyorlar. Evet. Salgı balı daha fazla fiyata satılıyor. Çam balında mesela en yoğun %90 çam balı yüksek. Çam balını çok yüksek miktarda üretiyoruz ama fiyatın dalgalanması, yani fiyatın yükselmesi bizim çok talep etmemizden kaynaklanmıyor. Yurt dışından çok talep edilirse çam balının fiyatı çok yüksek oluyor. O sene bir sorun çıktıysa, yurt dışına satılamadıysa fiyat aşağıya düşüyor. Üretim miktarda ama hani damak zevki olarak, yani balla ilgili söylemişken onu da söyleyeyim. Yani hangi bal daha iyidir? Arkadaşlar hangi bal hoşunuza gidiyorsa o daha iyidir bana göre. Çünkü yöresel olarak gerçekten çok farklı. Yani yayla bölgelerinden gelen insanlar oluyor mesela. Kır çiçeği ballarını çok seviyorlar onlar. Çiçek balı yiyorlar. Salgı balını verdiğiniz zaman beğenmiyorlar. Ama televizyonda işte salgı balı reklamı yapılmaya başladığı zaman insanlarda bir merak oluşuyor. Sormaya başlıyorlar. Ya diyorlar işte şundan biraz alalım, tadına bakalım deniyorlar. Hoşlarına gidiyor. Ama yetiştirildiği bölge, kişinin yetiştiği bölge, kullandığı şey çok güzel. Etkiliyor. Mesela biz Trakya bölgesine ayçiçek balığı almaya gidiyoruz. Bizim için çabuk kristalize oluyor. Bir ayda donuyor. İşte atıyorsunuz, bazen boğazınızda takılıyor gibi geliyor. Biz çok severek yiyemiyoruz ama orada bizim buradan arıcılar bazen giderken kestane balı götürüyorlar. İşte orada ikram ediyorlar misafire. Ya diyorlar, siz bu ne, pekmez mi, bunu vermeyin siz bize. İşte siz oradan bir tane ayçiçek balı verin, biz onu bir sene yeriz diyorlar. Almıyorlar mesela. Yani veya bir çerçeve petek bal ver diyor adam. Çok teşekkür ediyor. Biz mesela öyle yer sahibine geçerken birer tane hediye ettik. Adamların yerine arı koyduk. Hiçbir şey demediler. Traktörle geçerken uzaktan geçmiş çadırdan, sesinden rahatsız oluruz diye. Oradan da yürüyüp kapının önüne şey bırakmış. Kavunla karpuz bırakmış adam yani. Şimdi ben bir çerçeve bal nasıl vermeyeyim bu adam? Verdim, adam sanki ben ona hediye etmişim gibi şey yaptı yani. O kadar memnun oldu. Yani çok hoşlarına giden bir şey ama işte yapısal olarak bizim hoşumuza giden bir bal çeşidi değil. Yetiştirildiğiniz, damak tadınızın oluştuğu bölgenin balı çok önemli sizde. Hocam peki bu anzer balı diyorlar, deli bal diyorlar. Bunların fiyatları işte çok astronomik rakamlarda. Arı o balı özellikle şey enzimleri değiştirip de mi bir şeyler yapıyor? Ya işte yani o biraz tanıtılmasıyla da alakalı bir şey. Yani sadece balın, daha önceden de sohbet ederken söyledim ya, siz balı ortaya koyduğunuz zaman ne için fiyatı yüksek olduğunuzu söylemeniz ve kişiyi ikna etmeniz lazım satmanız için. İkna oluyorsa kişi o parayı verecek. Şimdi ben size bu bal çok iyi deyip ikna edersem o balı satabilirim. İyi paraya. Yani iyi para da göreceli bir kavram, ne kadar iyi. Yani şey farkı var. Buyurun. Anzer balıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Yani bir yayla aslında. Olan farklı bir çiçek. Balda insan beyni gibi tam olarak çözülememiş bir şey aslında. Evet, %80'li karbonhidrat diyoruz, şey diyoruz ama çözülemeyen hala bir kısım var. Evet. Anzer balında çok önemli. Bağışıklık sistemini hakikaten çok gayet şey hale getiriyor ve onu alan bir fazla yiyemezsiniz. Hı hı. Deli bal dedikleri amino asit oranı çok farklı, fazla oranda. Bazı kişilerde bradikardi dediğimiz, ben hekimim bu arada. Evet. Kalbin yavaş atımına sebep oluyor fazla yediğiniz zaman. O yüzden tansiyon düşüp bayılanlar çok olur. Deli bal, doğal bal veya şey. Zehirleme etkili. Evet, kestane balı hocam, özellikle bizim Yalova'nın kestane balını söylüyorum. Astım, bronşit olan kişiler, çocuklarda birçok ilaçtan daha iyi sökücü özelliği var. Hakikaten öyle. Kestane balı biliyordur yapan arkadaşlarımız. Alırsınız damağınıza. İlk başta iyi bir aroma almazsınız, yutarsınız. Belli bir süre sonra tuhaf bir yangı hissedersiniz. Evet. Tamamen ona has bir özellik.
Bizim Yalova'nın kestane balı Karadeniz'inkinden çok daha iyi. Kimse alınmasın ama onu da denedik. Evet. Ben en fazla karaçalı yapıyorum. Daha fazla bir şey yapamıyorum. Doğru. Osmanlı zamanında da zaten ballar buradan gidermiş. Yani en önemli efendim çiçeklerin sahip olduğu polen yapısının özelliği ve mineralleri de var. Anzer balı dünyada en ünlü şeye sahip. Evet. O yüzden koruma alanına alınmış. Yani iz elementler veya ufak işte miktar olarak çok düşük gözüken %1'lik bir materyal var. Yani bilinemeyen, çok detayına bakılamayan. Bu bazen ya %1 işte önemsenmiyor dedim ya insan için. Halbuki işte çok minimalize bir maddeyi buraya damlatıyorsunuz ama işte bir parfümü mesela. Gramaj olarak hiçbir şey değil ama burada her yeri koku sarıyor. Ya gramaj olarak esasında etkili olması önemli değil. Onun etkisini gösteren bir şey değil gramajı. %1 olan bir madde çok önemli bir yere çıkabiliyor. Bu yani çok önemli. İlaçlardaki haplar, etken var. Evet. Emin olun o gördüğünüz tabletin %1'i aslında etken madde. Öyledir. Baldaki o etken maddelerle aynı şekilde. Evet. Teşekkürler. Şimdi polen arkadaşlar protein kaynağı kovanın. Kovana giren, bizim için giren gıdalardan bir su, bal, polen. Kovana giren gıda olarak değerlendirdiğimiz. Şimdi bal karbonhidrat kaynağı olarak bir kenara koyduk. Protein kaynağı olarak giriş yapan polen. Protein kaynağı şöyle bir özellik var. Amino asitlere parçalanıyor proteinler. Bu proteinler, parçalanan proteinlerin amino asitleri hücre ve dokuların oluşturulması için yapı taşları. Yani bir canlı meydana gelmesi için hücre ve dokuların meydana gelmesi için lazım. O hücre ve dokuların meydana gelmesi için de amino asitlerin ihtiyacı lazım. Şimdi ben üniversitede okurken hani besleme, hayvan besleme falan görüyoruz. Orada bakıyoruz işte rasyonlar hazırlıyoruz. İşte rasyonların içerisine besinleri koyuyoruz. Mısırda şu var, işte yoncada şu var, şunu şu kadar koymanız lazım. Bir sürü şey yapıyorsunuz. En sıkıntılı şey amino asitleri dengelemeniz. Amino asitleri, yani kullandığınız bitkilerdeki amino asitleri bileceksiniz, ona göre dengeleyeceksiniz. Böyle sancılı işler yaparken işte polenle ilgili yazıları okurken işte 22 amino asit de var deyince şöyle geliyor aklınıza otomatikman. Ya işte kardeşim biz bir rasyon hazırlayacağız, göbeğimiz çatlıyor. Polende 22 amino asit var diye yazmış geçmişler. Herhalde reklam olsun diye düşünüyorsunuz. Daha sonradan düşündüğünüzde şöyle bir şey var. Kovan da bal arısı dediğimiz bir canlı oluşuyor. Bu bir canlı hücre ve dokulardan meydana geliyor. Bu hücre ve dokuları meydana getirirken bu amino asitlerin hepsinin bulunması lazım. Esansiyellerin bulunması lazım. Esansiyel dediğimiz muhakkak olması gereken çeşitler var içerisinde. Bir de esansiyel olmayan amino asitler var. Yani birbirini sentezleyebilenler. Bu esansiyellerin muhakkak olması lazım içerisinde. Kovana başka giren protein kaynağı yok. Onun için polenin içerisinde gerçekten 22 amino asit bildiğimiz var. Bilmediğimiz amino asitler varsa onlar da var. Çünkü olmasaydı o arı oluşmazdı zaten. Çünkü başka gıda yok. Arı gidip başka bir böceği parçalayıp onu yemiyor ki gerekli olan amino asiti meydana getirsin. Sadece polen ve bal kullanılıyor. İşte bu ikisinde gerekli olan bütün yapı var. Onun için bizim de çok önemli. Bizim için de. Bir kovana polen geliyorsa o kovanda yavru üretimi oluşuyor, devam ediyor. Polen gelmediği zaman yavru üretimi duruyor arkadaşlar. En bariz örneği çam balı dedim ya, salgı balı. Çam balı üretim döneminde yaz sonunda Ege taraflarında çoğunlukla üretim yapar. Oraya gittiğinizde çama götürürsünüz 8 çerçevelik arılarınızı. 3 çerçeve, 2 çerçeveye kadar düşer. Çok beklerseniz arı orada polen bulamazsa söner. Niye? Çünkü salgı balı geliyor. Polen yok. Arı yavru yapamıyor ki. Habire çalışan ne oluyor? Ölüyor. Uçan yaşlanıyor, ölüyor. Uçan yaşlanıyor, ölüyor. Arda gelen nesil yok. Arda gelen nesil olmadığı için balı, evet, stokluyor arı. 8. çerçeveden başlıyor doldurmaya. Dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. 3 çerçeve arı kalıyor. 8 çerçeve bal var mesela. Onun için burada arıya protein kaynağını oluşturabilecek ya bir yere gidilmesi ya besleme yapılması gerekiyor. Hocam polen ithafı o zaman iyi bir şey değil mi acaba? Polen? Polen ithafı olarak
Polenin yoğun olduğu dönemde polenlik takılıp polen alınıyor. Yoğun olduğu dönemde polen almamız hem bize ekonomik olarak fayda sağlıyor hem de onun bir kısmını ayırıyoruz. İhtiyaç olursa polen beslemesi için kullanıyoruz. Ya bu geçen sene ciddi bir problem yaşadık polen getirisi bakımından mesela. Geçen sene birçok kişiye söyledik yani. Yani kullanamıyorsanız bile bir grup arınızdan polen muhakkak alıp kenarı dondurucuya koyun. Daha sonra ihtiyacınız olabilir sonbaharda. Çünkü polenin yerini tutabilecek şey gene polen. İşte yağsız süt tuzu, yağsız soya unu gibi materyaller söyleniyor. Var dünyada işte Avrupa'dan falan da pazar. Bizde bir kere yağsız hale getiren çok teknolojik makineler yok. Şimdi belki vardır da. Ben hani 10-15 sene önce çok inceliyordum onu ama. Şu an belki vardır ama benim elimde polen olduğu sürece polenin yerini tutabilecek bir besin maddesine ihtiyacım yok ki. Ben zaten polen üretiyorum. Yani başkasını niye arayayım? Bir de bazen premixler çıkartıyorlar polen yerini tutabilecek. Var işte ticari olarak bulunduruyoruz biz de. Ama şimdi verdiği premixin 100-150 gramının fiyatı benim polenin fiyatından daha yüksek. O zaman niye ben onu kullanayım ki? Poleni direkt kullanırım. Yani kullandığınız şeyin de ekonomik olup olmadığına daha dikkatli bakmak lazım. Polenin ekonomik değerinin daha yüksek olması lazım. Yani şu anki fiyatı yeterli değil bence. Ama üretimi var. Satılıyor. İnsanlar da faydalanıyor. Gayet güzel. Arıcılar da kazanıyor. Kullananlar da faydalanıyor. Bence gayet iyi. Ama gerçekten besin değeri olarak çok daha yüksek fiyatlarda olması gereken bir şey. Onun için poleni göz ardı etmemek lazım. Arkadaşlar arı ekmeği de bu gene bir petek hücresi. Ya artık böyle çiziyorum göreceksiniz. Şimdi arılar kovana poleni getirdikleri zaman biz kovanın giriş kısmına tuzaklar koyuyoruz. Kovanları anlatırken göreceksiniz uygulamada. Arılar kovana girdikleri zaman bu ayaklarındaki polenleri ufak delikler var. Oradan çıkarlarken buralar sıyrılıyor. Polenler altta çekmecelere düşüyor. Biz bu çekmecelerden alıyoruz polenleri. Dolaba koyuyoruz. İçerisinde bu polenin katılan arı tarafından katılan enzim miktarı bunun toplandığı zaman sıkıştırıldığı kadarki yerdeki enzim kadar. Yani o yapıştırmak için kullandığı enzimi katıyor. Çok yüksek miktarda bir enzim katamıyor bunun içerisine. Fakat kovanın içerisine gelip bunu petek gözüne bırakıyor. Kafasıyla sıkıştırırken gene enzim katıyor buna. Bir sonraki arı geliyor aynı göze tekrar polen koyuyor o da enzim katıyor. Hepsi üst üste içeriye enzim katıyorlar. Kattıkları enzimler bu polenin bir hafta sonra daha kolay sindirilebilir bir forma almasını sağlıyor. Yani daha amino asitleri parçalanmış hale gelmesini sağlıyor. Daha kolay sindirilebilir, daha faydalanılabilir hale geldiğini söylüyorlar. Ve buna biz arı ekmeği diyoruz. Yani petek gözüne konulmuş ve bir hafta geçtikten sonraki haline arı ekmeği deniyor. Bunun alınması da petek gözünden direkt alınması ile ilgili ufak tefek böyle mandal gibi aparatlar yapmışlar. Onlar var. Bu işte bu sene İstanbul'da Apimondia Kongresi yapıldı. Dünyaca yapılan bir kongre. Bu sene yapıldı. Artık bir 20 yıl sonra mı Türkiye'de yapılır ne olur bilemiyoruz artık. Yok canım. O şey form F1 formüle gibi bir şey o yani bir organizasyon her 4-5 yılda bir dünyanın bir ülkesinde yapılıyor. 20 yıl sonra da görebileceğimizi sanmıyorum. O kadar az ülke yok. İşte bu da orada da bir aparat getirmiş. Mutfak robotu gibi ufak bir şey. Biri yapmış onu. İşte peteği kesiyorsunuz, dondurucudan alıyorsunuz, oradan sallıyorsunuz, pıtır 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 içeride ayırıyor. Arı ekmeklerini bir tarafa döküyor, mumları bir tarafa döküyor. Onları da pazarlıyorlar. Orada stand açan arkadaşlar şey sordular yani ziyaretçiler hep birbirlerine işte arı ekmeği var mı, arı sütü var mı, propolis var mı hep bunu soruyorlar diyor. Yani gezenler hep
Bunun üzerine pazar daha çok dolanıyor diyor yani. Tabii yani uluslararası da farklılık var mı yok mu, birbirinin numunesini alıyorlar. Acaba bizimkinden daha farklı bir özelliğe sahip mi değil mi diye. Belki onun da araştırmasını yapıyorlar. Daha ön planda tutuluyor artık. Arı sütü dediğim gibi arıların beyin ön ve arka salgı bezlerinden salgıladıkları ürün. İçerisinde şu 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 vitaminlerin olması falan gibi detayları söylemiyorum. Herkes artık internete giriyor. Yazın, görün. Onun dışında tek bir şey söyleyeyim. Vücutta gençlik hormonu salgılatılmasını sağlıyor. Yani hücre yenileme özelliği, hücre yaşlanmasını ortadan kaldırma özelliği gibi bir özellikler var. Vücutta gençlik hormonu salgılatması zaten tek başına bitiriyor her şeyi. Arı sütünün en önemli özelliği. Propolis, kovanın içerisinde arılar tarafından taşınan tomurcuk uçlarında ve yaprak dallarının kenarlarında salgılanan reçinelerin arılar tarafından toplanıp enzimle kalıştırılıp kovanın içine getirilmiş hali. Bunlar tahtaların batan sivri kısımlarına arılar tarafından sıvanıyor. İki tane çerçevenin birbirine değdiği yer arılar tarafından sıvanıyor. Kovanın ön uçuş deliği kapatılması için kullanılıyor, topak topak oraya konuluyor. Ve böylece kovanın muhafazasını sağlayan bir harç malzemesi gibi bir şey. Bu neden önemli? Bu bir içerisine katıldığı enzimler bakımından önemli. Yoğun bir bitkisel materyal taşıdığı için önemli. Yani reçine koyu katı mineral içeriği yüksek bir materyal taşıdığı için önemli. Bunu arılar tarafından kenar kısımlara, bölgelere sıvanması arının hem oraların muhafazası hem de kovanın içerisinde dezenfeksiyon için kullandığının bir ibaresi. Bir yer kovanın içerisinde bir duvar. Buradaki tahta diyelim ki zayıf, rutubetlenmiş, kurtlanmış, delikler oluşmuş. Arı da aynen benim gibi vurduğum gibi vuruyor. Bakıyor bu zayıf mı? Bunu yarın öbür gün biri delip buradan içeri girebilir mi? Bunu başlıyor kazımaya. Tırnakları, tırtıkları var dedim ya. Yumuşaksa kazınacak. Eğer sertse kazınmayacak zaten. Yumuşak ve kazınıyorsa arı bunu kazıyabildiği kadar, sert zemin bulabildiği kadar kazıyor. Ondan sonra bunun havalar sıcakken üzerini propolisle kapatıyor. Propolis sıcak havada yumuşak ama soğuk havada taş gibi sertleşiyor. İşte sıcak havada bunu sıvadığı zaman sıva gibi, bu soğuk havada sertleştiğinde o bunu yırtamıyorsa başka bir canlı da kolay kolay yırtamıyor işte. Sıvamış oluyor, koruma materyali. İki, o bölgede bir rutubetlenme, bakteri oluşumu meydana getirecekse bu engelliyor işte onu. Ve bu insanlar içinde artık önemli maddeler buldukları için içerisinde son zamanlarda çok yoğun olarak talep ediliyor arıcılardan. Biz de arıcılarımıza da diyoruz. Yani öncelikle kendiniz tedarik etmeye çalışın. Sonra da temiz ve sağlıklı bir şekilde de insanlara ulaştırmaya çalışın. Yani bu insanlar olarak da yapmamız gereken bir şey. Yani birbirimize iletebilmemiz önemli bir şey. Onun için de çok zor geliyor insanlara. Kovanların kenarından, köşesinden bunları toplamak. Tuzaklar var. Propolis tuzakları dediğimiz. Göreceksiniz ekipmanları anlatırken. Bunları kurmak, bunlardan haset etmek çok zor geliyor. Onun için de çok pahalı hocam. Ya onun için çok pahalı, evet. Hem zor olduğu için, hem elde edilmesi. Az da üretim olduğu için. Ama herkese söylüyorum bakın. Çok basit bir şey. Yani eldemimiz yanınızda geziyor. Elinizde bir tane tas kemerinize veya maskenin cebine koyun. Kovan bakarken temiz, parlak, yeni toplanmış gördüğünüz kısımlardan toplayın. Atın onun içerisine. Her gün avuç avuç topladınız. Bir ay sonra 2 kilo, 3 kilo materyal yapıyor yani kenar. Ve böyle topak topak ezmeyin diyoruz. Biz onları ayıklayabilelim, ayrıştırabilelim. Veya bir şeyi sıcak suda, soğuk suda bir şeyle ayrıştıracaksak onları görüp ayıklayabilelim diye dondurucuya koyun diyoruz. Alkolle inceltilmiş formda daha çok şu an piyasada.
ilaç niyetli kullanımı var ama. Ya evet, o şimdi yurt dışında kullanılan, bizim oradan öğrendiğimiz bir şey o. Yani Fransa'da falan. Ben öyle değirmenlerde bazılık yapan bir arkadaştan aldım, o tavsiye etmişti. Eşi kanser olduğu için kullanıyormuş, çok faydasını görmüşler. Kanser tedavisinde yan etken madde olarak. Akciğer sıkıntısı çeken bir arkadaş için tavsiye etmişti. 6 ay falan kullandı, çok faydasını gördü arkadaş. Ya biz işte tıbbi amaçlı kullanım şekillerini bilemeyiz. Onları, yani onunla ilgili bir şey yapamayız. Biz genelde, bize insanlar sorduğu zaman biz diyoruz ki doktorunuza sorun. Kullanılmasını tavsiye ediyorsa, ne şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorsa o şekilde kullanın. Şimdi toz şeklinde, evet. Yani toz, öğütülmüş hali. Yani onun dondurucuda beklemiş, sonra öğütülmüş hali. Öğütülmüş hali o. Yani onunla ilgili hala araştırmalar yapılıyor. Ama en çok dediğimiz gibi biz bunu yurt dışından kopyalayarak aldığımız bir şey. Kopyalayarak aldığımız bir şeyde de en çok kullanım şekli bunun alkolde eritilmiş hali. Alkolde eritilmiş halini de bir ara İzmit'ten bir ilaçla ilgili profesör bizden alıyordu. O zaman ona bir şey sordum. Dedi ki %60'lıkta kullanın dedi. 60'lığı harici bile kullandığınız zaman dedi dokunun tahrişine engel olur dedi. Yani tahriş etmez dedi. Ama 90'lık falan kullanırsanız tedavi amaçlı kullanırken tahriş eder. Bilmiyorum doğru mudur değil midir. Tahriş eder dedi. Ben onun için kendime yaptığım zaman mesela 60'lıkta yapıyorum. Ama insanlar hani dini amaçlı olarak alkollü kullanmak istemiyorlar gayet normal olarak. Yani istiyorlarsa toz halinde. Bahçe için kullanan arkadaşımız 5 vakit namazında hacı. Ya onu bakın ben bilemem. O benle... Ben şimdi bir şey diyemem. Hayır, o da onunla... Abi o, bak şimdi... Bak onu ben şimdi söyleyemem bir şey. O benle aşacak bir şey. Onunla artık hani siz soracaksınız. Diyanete soracaksınız, hocanıza soracaksınız. Size biri tamam diyecek, biri hayır diyecek. Siz kendi akıl sürecinizden geçireceksiniz, karar vereceksiniz. O benle ilgili bir şey değil. Ben kendi kullandığımın cezası varsa onu ben kendim çekeceğim. Şimdi size söylersem sizinkini niye ben çekeyim yani? Değil mi? Onun için onu siz karar vereceksiniz. Bunun yurt dışı, ben sadece bilgimi söylüyorum. Yurt dışındaki kullanımı, yani 50 yıl önce de 60 yıl önce de sonuçta insanlar işte içki yapıyorlar, alkol oluşturuyorlar. Bu alkolü oluşturdukları zaman bu şişenin içerisinde mesela Fransızlar, bir tanıdığımın aktarmasını söyleyeyim. Şişenin içerisinde propolisi dökerlermiş. Onların böyle kapının girişinde bir masaları olurmuş. Yani bizim gardıroplar gibi onun ayaklı bir kısmı olurmuş. Oraya koyarlarmış. Adet üzerine her giren o şişeyi çalkalarmış, koyarmış, bırakırmış, girermiş, çıkarmış, çıkan çalkalarmış, koyarmış. Yaz boyu o şişe çalkalanırmış. Daha sonradan o alınırmış işte. Mutfakta bir dolabın üstüne koyarmış. Ne zaman biri boğazı kaşınsa işte hasta olacak gibi hissetti. Ondan bir yudum alır, gargara yapar, yutarmış. Yani teknikleri buymuş bunun. Daha sonra bunu biz Bulgaristan'dan gelen insanlardan da diyor, bize gelirlerdi, propolis isterlerdi, verirdik. Sorardım ya abla ne yapacaksınız? İşte bu ağız yaraları var. İşte biz bunu alkole koyuyoruz, çalkalıyoruz. Ondan sonra pamuğa damlatıp bu yaralara sürüyoruz. Geçiyor derlerdi mesela. Yani kullanırlardı. Daha sonradan bu işte 10 sene önce falan İspanya'da falan çok yoğun kullanılmaya başladı. Tüpler haline getirdiler. Oradan gelen bir sunum yapan araştırmacı şey dedi. Bizde dedi bu eskiden dedi seçkin eczanelerde satılırdı böyle özel eczanelerde. Şimdi her yerde var dedi. Yani bütün marketlerde nerede kırıyorsunuz hasta hissediyorsanız bir tüp dikiyorsunuz. İşte boğazınızı temizliyor. O şekilde kullanıyoruz dedi. Biz her yerde satılıyor dedi. Şimdi bizde de bu kansere iyi geliyor falan denedikten sonra yoğun miktarda insanlar gerçekten arıyorlar yani gayet normal olarak. Ama kullanımı konusunda ben bir şey diyemiyorum. Biz arıcıyız. Benim şu mantığım var. Ben aradan aldığım bütün ürünleri aldığım gibi kullanabiliyorum. Yani herhangi bir işleme tabi tutmadan kullanıyorum. Bunu da işleme tutmadan kullanıyorum. Ama bu böyle faydalıdır, faydalı değildir. Orasıyla ilgili bir şey söyleyemem. O araştırmalar yapılacak. Onlar sunulacak. Eğer benim elime geçerse size sunarım. Ama otorite olmayan veya işte tek bir yönlü çalışan kişiler tarafından sabit yapılan beyanlar benim için çok bağlayıcı değil.
Yani bir iki üniversiteden aynı türde beyan gelirse diyorum ki tamam bu mantıklı. Ama bir şey pazarlayan biri bir şekilde beyan ediyorsa o bana çok cazip gelmiyor. Yani bunu bardakla içtiğiniz zaman bu çok iyi dediğim zaman bak size 3 bardak satayım dediğim zaman bu benim için çok gerçekçi gelmiyor yani. Ondan dolayı ben şu mantığı uygularım. Yani kovanın içerisinde kullanılan bütün ürünler olduğu gibi kullanılıyorsa bunun da olduğu gibi kullanılacağı düşüncesindeyim. Yani ekstra bir işlemi. Ama mesela yabancıların söylediği alkol bunun içerisindeki taşıyıcı materyalleri alıyor bünyesine ve daha sonra sizin daha kolay sindirebilmeniz için, kullanabilmeniz için taşıyıcı bir aksam oluşturuyor. Bu olarak sunuluyor. Buyurun. Bununla ilgili bilmem bir araştırmanız falan var mı? O insanlar bunun başında o konuda doktora yapmış bir hanımefendi çekiyor. Hı hı. Su bazlı bir şekilde o yani alkolle yapılanı su bazlı yapıyorlarmış ama nasıl olduğunu tabii biz bilemiyoruz. Bunu yaptıkları zaman işte açıkladılar. Normal baldan işte polen 1.5 kat şeyde 10 kat daha fazla kullanılıyor diye. Hı hı. Ve bunu su şeklinde yapıp pazarlandığını söylediler. Çok televizyonlarda bu çıktı hanımefendi de bunu anlattı. Ha, evet. Bu konuda bir profesördü. Onun başındaki profesör de bu konuda yani bilgiler sundu kamuoyuna. Bilmem bu konuda şeyiniz var mı? Ya birkaç tane duydum ama yöntemle ilgili çok sağlıklı bilgiler almadım. Şimdi yöntem söylenmediği zaman işte kafamda soru işareti kalıyor. Yöntemin açıklanıp söylenmesi gerekiyor. Yani biz böyle bir yöntem bulduk dediğiniz zaman evet o hani sadece sizin bulduğunuz bir yöntem ama şu yöntemle yapabilirsiniz diye daha açık. Mesela Rusların bir yöntemini duydum ben. Denedim şu anda kullanıyorum ama hani şey şansım yok yani bu öbürküne etken maddeler olarak ne kadar kullanılıyor kullanılmıyor görme şansım yok. İnternetten bir tanıdığımızın öğrendiği bir yöntem. Ben de oradan şey yaptım 20 gram su 20 gram şey 20 gram propolis 100 gram su içerisine konuluyor. Benmari usulü gene sıcak suyun içerisine konuluyor ve ısıtılıyor. 2 saat kadar bunun kaynayan suyun içerisinde benmari usulünde bekliyor bu. Daha sonra bunu süzüyorlar. Süzülen suyu kullanıyorlar. Ama işte bu su kaynatılmayla ne kadar etken madde taşır? O soru işareti. Şimdi bir şey diyemem onunla ilgili. Yani ama hani bu şekilde kullanılıyor daha iyi diyorsa kullanabilir kişi. Şunu da söylediler. Su bazlı olduğu zaman alkolle çözelti yapıldığı zaman alkol ondaki bazı güzel özelliklerini alıyor dedi. Ama su bazlı olduğu zaman o propolisteki o özelliklerden kalıyor dedi. Ama tabii nasıl yaptığını açıklamıyor şu anda. Öyle bir şey de var. İşte başka bir kişi eğer yorumlarsa... Evet evet yani o şey yani aklınızda bulunsun ama yani içerisinde oldukça soracaksınız tabii aklınızda bulunca. Propolis'i sorun hemen zaten burada keseceğim arı zehirinden sonrasını zaten yarın şey çarşamba mıydı çarşamba günü anlatacağım. İnsanın kullanımının çok önemli olmadığını, bir faydasını alamadığını yazan yazılar okuyoruz. Bu konuda hiç o şey olabilir. Kuru polen üzerine yazılmış olabilir. Kuru polen üzerine yazılmış olabilir de kuru polenle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kuru polen dediğimiz yaş polen dediğimiz şeyin farkını söyleyeyim. Yaş polen bizim arıdan direkt hasat ettiğimiz gibi yani tuzaklarla aldıktan sonra dondurucuya koyup daha sonra dondurucuda sürekli dondurucuda tuttuğumuz polen. Yani herhangi bir kurutma işlemine falan tabi tutmuyoruz. Ama bu daha önceleri yoğunlukla işte raflarda, vitrinlerde satılmaya çalışıldığı için bir kurutma amacı güdülmüş. Veya arıcıların hepsinde dondurucu falan olmadığı için hala kurutan arıcılarımız var. Bunun elden geldiği kadar gölge yerde hava sirkülasyonuyla kurutulmasını ve temiz bir şekilde kurutulmasını istiyoruz biz. Yani kullanım amacı da böyle muhakkak.
Daha sonra kurutulduktan sonra bir de gene soğuk işlemde tutulmasını bir miktar gene tavsiye ediyoruz. Çünkü daha sonra elemeler yapılacak. Burada kuruyan polende bazı araştırmacılar kuruyan polenin dışını bir zar tabakasının oluştuğunu ve bunun daha sonra sindiriminin zor olduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı faydalanılması zor olduğunu söylüyorlar. Ama laboratuvar analizi olarak bazı şeyler, firmalar yaptı bunun analizini. Ben onları duydum. Protein olarak bir değer kaybetmediğini ama diğer vitamin ve diğer bileşenler olarak değerini ölçmediklerini söylediler. Protein açısından bir kaybının olmadığını, kurutma işleminin. Ama vitamin ve diğer elementler bakımından kayıp olup olmadığını ölçmediklerini söylediler. Protein ön planda tutuluyorsa bir sıkıntı yok kuru polen yaşmanın. Ama biz özellikle ulaştırabildiğimiz veya işte satış yapmayacak kişilere, kendi kişisel kullanılacaksa özellikle yaş polen kullanmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi yaş polenin sindiriminin zor olması, şöyle ben zor sindiriyorum. Hani bünyeyle alakalı olduğunu söylüyorum. Mesela ben sütü de çok severek içmem, onu da sindirmiyorum. Ama laktozsuz süt aldığım zaman rahat rahat içiyorum. Bu benim sindirim sistemimle alakalı bir şey. İnsanlar kullandığı zaman da direktman yoğun işte iki kaşık birden alıp kullanın demiyoruz. Azar azar kullanın, kademeli olarak arttırın diyoruz ki sizin sindirim sisteminiz bunun sindirebilecek mikroorganizmaları oluşturması gerekiyor ki bunu parçalasın, sizin faydalanabilir halinize getirsin. Birden yoğun miktarda proteini yani almadıysanız ve sindiremiyorsanız bundan faydalanmanız da az olacaktır. Kademeli arttırarak kullanmanız önemli diye düşünüyorum. Karıştırıyoruz. Tabii yani tadını sevmeyenler balın içerisine karıştırıyorlar. Öyle ama şimdi faydalı olmuyor deyince şimdi sporcu arkadaşlar geliyor bizde. Hani bunlar protein tozları bir sürü yapay şeyler yiyorlar ya. Vücut zaten kaslı adam, idmandan geliyor. İki kaşık polen alıyor diyor. Valla diyor koşasım geldi diyor. Hemen diyor ondan faydalanmıyor. Herhalde adam hissediyor onun yani şeyini. Yani hissediyor demek. Şimdi bir de karıştırılabilir tabii. Karıştırılırken de gene söyleyeyim, hani karıştırılabiliyor da karıştırmaya kalkanlar olur. Mesela 1 kilo polene en fazla 200 şey 1 kilo bala en fazla 200 gram polen karıştırıyoruz. Onu da söyleyeyim, hani tekrar uğraş. Yok, yaş polen zaten kendi dağılıyor hemen. Önce poleni koyuyorsunuz, eziyorsunuz. Ezerken balı hafif hafif döküp karıştırıyorsunuz. Neden çok koymayın diye söyledim. Polen miktarını daha fazla koyduğunuz zaman çikolatadan daha koyu bir kıvam alıyor. Artık böyle tane tane kalıyor. Karıştıramıyorsunuz. Ondan dolayı hani. Onu da söylemişken söyleyeyim. Başka aklında sorusu olan arkadaşlar, belge ücretlerini topladık. Çarşamba günü kalanları da toplayalım. Hazırlıklı olsun herkes. Şimdi alabiliriz tabii. Pardon, doğru, pazar günü.